Şimdi Meltem ablayla beraber harika şeyler yapacağız bugün. Narla ilgili yapacaklarımız sadece bir tanesi. Daha neler neler var. Ben bahçeye çıkıyorum. Müsaadenizle hemen evine gidiyoruz Meltem ablanın. Bakın orada bize neler gösterdi. Sahide Yetiş'le ekibi, pratik bilgiler uzmanımız Meltem Açıker'le buluştu. Sema Hanım'ın evine teftişe çıktı. Meltem ablamla beraber bugün Sema Hanım'ın evine konuk olduk, misafir olduk. Evet, sağ olsun, kapılarını bize açtı, bizi evinde konuk etti. Sema Hanım'ın evinde acaba neler yapacağız? Bir adet diş fırçası, bir adet diş macunu, bir tane soda, hemen yanında üzüm sirkesi, limon tuzu, karbonat, ceviz ve burada da bulaşık makinesi parlatıcımız var. Pratik bilgiler uzmanımız sevgili Meltem abla acaba muhabirimiz Rüya'nın saydığı bu şeyleri ne için kullanacak? Biz de merakla bekliyoruz. Evet, o zaman başlayalım mı? Başlayalım. Meltem abla, tencerenin dibi bayağı da yanık. Evet, epeyce yanmış. Tabii ki çıkar. Son derece kolay olmadan, çok fazla zedelemeden rahatlıkla çıkar. Semacığım, sen nasıl çıkartıyorsun tencerenin içindeki? Ben öncelikle içine sıcak su dolduruyorum. Sonra bunu bütün bir gece bekletiyorum. Gördüğünüz gibi ertesi günü kabarması için. Lakin hiçbir şekilde kabarmıyor. Ne yapıyorsunuz peki? Çıkmadı, bekletti. Çıkmadığı zaman tel alıyorum. Telle olmaya başlıyorum. Hadi bakalım Meltem abla, göster bize hünerlerini. Bunu ben döküyorum senin koyduğun suya. Sema Hanım'ın taktiğini gördük. Bakalım evet. Meltem Açıker ne yapardı? Şimdi, limon tuzu. Her evde vardır, yoksa da edinin. Ve içtiğimiz, midemizi rahatlatan sodayı da üzerine döküyorum. Direkt kabardı Meltem abla. Hemen kabardı. Yanan bütün tencerelerinizde soda ve limon tuzunu kullanabilirsiniz. Hemen anında etkili çözümdür. Bu güzel bilgi için çok teşekkür ederiz Meltem abla. Sema Hanım hemen bir başka sorunu daha anlatıyor. Çizilmiş çatal, kaşık ve bıçaklara ne yapmalı? Üstünde lekeler oluyor, çizikler var. Yani pek su hoş lekeleri, değil. Su lekeleri olsun. Yani çizikler var. Ben bunları tabii ki önlemek istiyorum. Ne kadar kurulasam da su lekeleri çıkıyor ama o çizikleri ne yapacağım? Ben bezin içine şöyle biraz tuz serpiliyorum. Ondan sonra alıyorum. Bütün gün yani çatal, bıçakları şöyle tuzla birlikte ovuyorum. Tamam, çok güzel. Bakın gördüğünüz gibi parlatıyor. Fakat çizikler oluyor. Söz yine Meltem ablada. Bakalım ne yapacak? Hem bu kadar uğraşmadan hem de metalin çizmesini önleyecek çok güzel bir formüla. O zaman ben şöyle yapayım hemen. Tek tek de uğraşmayacaksın Semacığım. Üzerine birazcık karbonat serpiyorum. Ve yine döndük dolaştık sodaya geldik. Semacığım, bunları böyle beklettiğinde hem parlıyor hem üzerindeki oksitlenen pas gibi gözüken bulaşık makinesinde çıkan o sarımsı lekelerin hepsi çıkıyor. Aynı zamanda dezenfekte olmuş oluyor. Karbonat var içinde, soda var içinde. Sonra da kuruladığında pırıl pırıl ilk günkü kıvamla misafirlerini ağırlayabilirsin. Ve sırada tıkalı lavabolar var. Bakalım Sema Hanım tıkanan lavabolarını nasıl açıyormuş? Ne yapıyoruz bunun için? Sıcak su döküyorum üstüne. Yağları ama eritip aksın. Erisin diye ama pek bir faydasını görmüyorum. Misafir geldi dedik. Misafir yemek yedik. Kahve ikram ettik. Fincanlarda kahve telvisi kaldı. İşte soda ile kahve telvisi buluştuğunda ne kadar yağ varsa lavaboları alıp söküp temizliyor. Biraz önce gitmeyen orada biriken su. Evet, üzerine sıcak su. Sıcak evet. Su yine var. Yine var sıcak su. Ama seninki kadar kaynar olmayan, sadece musluktan akan sıcak su ile birlikte soda ve Türk kahvesi işbirliğiyle tıkanan lavaboyu açtık.